İyi akşamlar sevgili futbol severler. Kanal Urfa'ya hoş geldiniz. Spor zirvesi başlıyor. Çok değerli konuklarımız var bugün. Spor yorumcumuz Sayın Halil Savaş efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Spor yorumcumuz Sayın Metin Şenay efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Hocam. Evet çok önemli bir Adana galibiyeti aldık. Gerçekten yüzlerimiz de tabii gülüyor. Önümüzde bir Iğdır maçı var. İnşallah onu da kayıpsız kapatırız. Tırmanışa yavaş yavaş geçiyoruz. Konuşacak çok konularımız var. Tabii bugün sevgili spor yorumcularımıza biz soracağız. Onlar da cevap verecek. İsterseniz bir puan durumuna bakalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili futbol severler hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha tabii programı açar açmaz bize hemen izleyenler var. Yasin Küçük abimiz bizi izliyor. O da Urfa Spor koyu bir taraftarı. Her maça geldiğimizde de telefonla arıyor bizi. Ne oldu? Kaç niye yenemediniz? Niye atamadınız? Yani böyle sürekli tabii Yasin Küçük çok Urfa Spor'u destekleyen seven bir insan. Gerçekten. Ona sevgiler, Baki kardeşimize de buradan selamlar göndeririz oğluna. Böyle Şanlıurfa Spor'u seven çoğu insanlar var tabii. Biz de onları da başımızın tacı her zaman yaparız onları. Tabii Urfa Spor'umuz önemli bir Adana deplasmanında 3 puanı kaptık geldik. Gol avarajımız da biraz iyi. Ama 14 tane attık ama 14 tane de şu anda iyiymişiz. Şu anda avaraj 0. Tabii daha ligin ilk yarının bitmesine yaklaşık 10-11 maç var. Onun hesaplarını da yapacağız sevgili spor yorumcularımızdan. Kaç puan alabiliriz? Ligde kalma mücadelesi tabii verirken kaç puana ihtiyacımız var? Hepsinin hesabını sevgili spor yorumcularımıza soracağız. Onlar da tabii bir yuvarlak bir hesap mutlaka yapacağız. Ama isterseniz ilk izlenimleri alalım. İlk izlenimleri hemen misafirimiz Sayın Metin Şenay'dan soralım. Adana'da Şanlıurfa Spor nasıl başladı, nasıl sonunu getirdi? Hemen ilk izlemleri ondan alalım. Buyurun. Ben de herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Tabii Adana deplasmanında 20. saniyede golü bulmamız adeta maça 1-0 galip başlamış olduk. Bundan dolayı takım özverili bir şekilde daha çok pozisyonlara girmeye başladı. Maçta kırılma anları vardı. Adana Spor'un sayılmayan bir offside'dan bir golleri vardı. Tabii o gol olsaydı oyunun şekli değişir miydi? Futbolun içinde var tabii ki bunlar. Değişebilirdi. Biz daha farklı skorla da maçı bitirebilirdik. 39. dakikada yine kalecimiz Abdülkadir'in güzel bir kurtarışı vardı. Dönen topta ikinci golü bulduk biz. İlk yarı 2-0 bitince takım daha da kendine güveni geldi. Sonuçta Adana bizim rakibimiz. Ben geçen programda da burada dile getirmiştim. Adana'da bu maça çok iyi hazırlanıp bizden puan almak ve puan durumunu aradaki puan durumunu aşmamak istiyordu. Tabii onlar nasıl hazırlandıysa Erkan Sözleri Hoca da maça rakibine iyi çalışmıştı, iyi analiz etmişti. Biz geçmiş programlarda her zaman söylüyorduk. Rakip kim olursa olsun o maça odaklanıp
o maça hazırlanmamız gerekiyor. Takımın durumu, genel durumu bizim için hiç önemli değil. Bunu yeni Malatya maçı sonrası burada Halil abi, ben, İsmail hocam beraber dile getirmiştik. Rakibi hafife almıştı ve 35-38. Dakikada iki oyuncu değişikliği yapmıştı. Tabii bu maça dediğim şekilde güzel hazırlandılar. 4-1'lik bir net galibiyetimiz var. Tabii Kayoda maçın adamıydı. 4 golda da, 1. golda da her ne kadar kafayı vurdu, sağının oyuncusuna çarpıp gol olmuş olsa da ben o golü de Kayoda'ya yazarım. 4 gol atmış olarak sayıyorum. Kayoda geldiği günden bu yana en iyi maçını, en iyi performansını bu maçta sergiledi. Bunun da nedeni, ben o dönemlerde de söylemiştim, yeni geldi. İlerleyen haftalarda Kayoda kendi ritmine bir kavuşursa Şanlıurfa Spor'da çok etkili olacağını söylemiştim. Keza Adana maçında bunun meyvelerini aldık. Ben Kayoda'dan ilerleyen maçlarda da daha çok katkı bekliyorum. Şanlıurfa Spor rakibini yendi. 3 puan değil, bana göre 6 puan almış sayıyorum. Çünkü rakipten alınan her puan önemli. Lige bakarsak puansal olarak çok makas çok dar. 2 hafta üst üste galip gelirsen hemen playoff'un ilk ikinin içerisine girebiliyorsun. Mağlup 2 hafta üst üste mağlup olursansa da düşme hattının içerisine gelebiliyorsun. Yani bu konuda özellikle de benim söylediğim rakiplerimize karşı, bundan işte 3-4 hafta önce Sakarya maçı Kezo ile tam yenebileceğimiz, puan alacağımız maç diye düşünüyorduk ama orada da Sakaryaspor'un bulmuş olduğu gol, kırılma anı olduğu dakikalarda bulmuş olduğu golle bizi yenmişlerdi. Bugün Sakarya bizim gerimizde. Yani benim burada vurguladığım şey, Şanlıurfaspor rakiplerine karşı Erkan Hoca iyi analiz ederse bu ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Genç, koşan, mücadele eden bir ekibiz. Zaten sezon başında da Giray Başkanımızın düşüncesi böyleydi. Genç, koşan, bir mücadele eden bir ekip kuracağım. Ve bunu da şu ana kadar gerçekten de bize izletiyorlar. 13 puan aldılar. Ligin ikincisiyle 3 puan fark var. Ligin lideriyle 6 puan, 2 maçlık bir fark var. Ben genel olarak takımın Adana'daki ve şu ana kadar oynadığı maç performanslarından memnunum. Evet, ilk izlenenler bunlar. Tabii ben sana bir yerde katılıyorum. 6 puan. Çünkü Şanlıurfa Spor rakibinle oynadı. Rakibi Adana Spor'dan. Yani Adana'dan galip gelmek demek, senin rakibin hem de orada yenmen. İkili avarajda da Şanlıurfa Spor için büyük bir avantaj olduğuna inanırım. Bu taraftan bakmazsak dahi Karagümrük maçını biz yenilmemiş sayıyoruz yani. Tabii ki. O yönden de bakabiliriz. Telafi ettik o maçı. Kayode için de ben bir santifora, Kayode için de düşüncelerimi birazdan söyleyeceğim ben. Hemen ben sözü Sayın Savaş'a verelim. Onunla da ilk izlenimleri alalım. Buyurun. Evet. Herkese iyi akşamlar. Tabii bu hafta yüzümüz gülüyor. Bu haftaki maçtan sonra bir sürü spor severler, taraftarlar hep bizi arayarak, evet, sen oyuncunu paylaşıyor, fikirlerini sunuyor. İşte takımın bu haftaki almış olduğu, yani farklı deplasman galibiyetini bizlerle paylaşıyor. Demek ki burada Urfa Spor'u seven, destekleyen, sevincini paylaşan ve iki gündür spor severler bir bayram havasındaydı. Bunu hem sporcu kardeşlerimizin hem yöneticilerimizin, teknik ekibin çok iyi bilmesi lazım. Urfa Spor'u seven, gönül veren bir sürü taraftarlarımız bu hafta mutluydu, sevinçliydi. Ondan dolayı ben Urfa Spor Adana Demir maçındaki almış olduğu galibiyetten, Adana Spor maçındaki galibiyetten dolayı ben hem teknik ekibi hem futbolcu kardeşlerim, yönetimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Böyle sözle başlamak istiyorum. Tabii yani Urfa Spor ilk haftalardaki oynamış olduğu işte 3-4 maçtan sonraki o maçlardaki oynamış olduğu futbol gerçekten göz doldurmuştu. Herkese ümitlendirmişti. Evet, daha sonra bir düşüşe geçti. Yani işte burada Karagümrük'e mağlup olduk. İşte İstanbul'a olsun, Sakarya'ya deplasmanında yani kötü futbol, yani bir çöküşe geçmişti.
Allah şükürler olsun. Kocaeli maçından sonra orada çok önemli bir puan aldık. Daha sonra Malatya ve cumartesi günkü Adana Spor'la oynadığımız maçta 7 gol atmışız, bir taneymişiz. 7 puan toplamışız. Yani bu Urfa Spor için çok önemli bir çıkış. Evet. İnşallah bu çıkışı haftaya cumartesi günü Iğdır maçında da sergileriz. İnşallah. Çünkü bizim az önce Sayın Şenay'ın da dediği gibi bu lig öyle bir çekişmeli ki, yani şu an bir 3 puan almış olsak ligin ikincisiyiz. 3 evet, puan almamış olsak dibdeyiz. Yani burada takımlar denk, Malatya'yı çıkardıktan sonra bütün takımlar birbirini yenebilecek güçte, şampiyon olabilir, playoff'a gidebilir ve bu ligden düşebilir. O yüzden her maç bizim için çok çok önemli. Yani burada mümkün olduğu kadar kendi sahamızda maçlarımızı kesinlikle almamız lazım. Tabii bunun yanı sıra da taraftarlarımızı tribüne çekmemiz lazım. Burada en büyük sıkıntımız, problemimiz işteki maçlarda taraftarlarımızın gelmemesi, işte televizyondan izlemesi, pasolik almamaları. Bu da Urfa Spor'u ister istemez kendi sahasında biraz 12. adam olarak taraftarlarımızdan mahrum kalıyoruz. Yani bu haftaki maç çok önemli. Tabii Adana Spor maçındaki hemen 20. saniyedeki 60 olduğumuz gol Urfa Spor'a özgüven getirdi. Aynen, öyle. Ve işte Adana Spor şokunu atlattı, baskılar kurdu. Kalecimiz iki tane önemli çıkış yaptı. Bir tane iyi bir gol pozisyonda bir hamle yaptı. Ve üzerimize gelen Adana Spor, az önce dedim, 39. dakikada kaleciye çok iyi bir top çıkardıktan sonra 41'de hemen kayıyor da Hasan Hüseyin Acar'ın çok müthiş bir ara pasıyla ikinci golü bulması, Urfa Spor daha iyi bir şekilde devreye girdi. Ve bana göre Urfa Spor bu haftaki oynamış olduğu futbolla hem rakiplerine kendi gücünü, kalitesini kanıtladı ve neler yapabileceğini de gördü. Ben buradan Erkan Hoca'yı tebrik ediyorum. Adana Spor'a karşı çok iyi bir sistem. Adana'nın zaaflarını çok iyi bildiği için. Yani çift forvetle deplasmanda çıkman, işte pozisyon bulman. Adana Spor'u çok iyi analiz ederekten sistem olarak işte 3-4-1-2 daha sonra bu beşli defansa dönüyor. Orta sahayı biraz daha kalabalık tutuyor. Yani pozisyona göre çok iyi yerler aldılar. Sporcu kardeşlerimizin gerçekten 90 dakika hiçbir şekilde disiplinden kopmadan ve mücadele eden, koşan, boş alan bırakmayan, pozisyon da kolay kolay vermeyen, pozisyon da bulan bir görüntü sergiledi. Bundan dolayı ben futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Hocamızın bu haftaki çıkarmış olduğu sistemi de çok beğendim. Hem defans olarak hem ofansif olarak forvette kalabalık olduk ve pozisyon da bulduk. Kayo'da ben yazmıştım. Adana Spor 1, Kayo'da 4. Evet. Böyle bir okudum ben. Okudum. Başlık manşet. Başlık olarak öyle yazmıştım. Tebrik ediyorum. Urfa Spor'un bundan sonraki maçlarda daha zorlu maçları bekliyor. Birlik, beraberlik ve içerisinde Urfa Spor'u yalnız bırakmadan maddi sıkıntıyı da burada gündeme getireceğiz inşallah. Getireceğiz. Yani Urfa Spor bu ligin kalıcı olması için maddi manevi desteğimizi esirgemememiz gerektiğini düşünüyorum. Ya ben Kayode için şunu söyleyeyim. Bazı profesyonel tabii özellikle amatörde de bazen oluyor bu. Özellikle profesyonel golcülerde bazen gol atmadığı zaman onun psikolojisinden, yani onun psikolojisinden bazen haftalar boyunca gol atmayan onun böyle, etkisinde kalıp hastalar kalıyor, gol atamıyorlar yani. Evet. Ben bunu amatörde de gördüm, profesyonelde de gördüm. Bir isterseniz ifak bir anım var, onu anlatmaya tabii çalışacağım. 96 yıllarında Kütahya Spor'da top oynuyordum. Konya'da Arif Hoca vardı. Bizi geldi çalıştırdı.
çok önemli bir maç vardı. Tabi derbiye benzeyen maç. Ben de santrafor oynuyordum. Dakika 75-80'e yakın oldu. Durum 0-0. O araya kadar 5 tane net gol kaçırmışım. 5 tane net gol kaçırmışım. Ondan bir önceki hafta yine gol atamamışım. Ondan bir önceki hafta yine 3 hafta üst üste gol atmamışım. O da 4. hafta. Sanırım Konya ya Şekerspor'dan oynuyorduk ya Konya Selçuk Üniversitesi'nden oynuyorduk. İşte dakika 80'e yakın seyirci tepki göstermeye başladı. Aşırı şekilde göstermeye başladı. Seyirci aşırı şekilde beni yuhlamaya başladı. Bazen iyi şeyleri anlatırken burada Kanal Ufa'da canlı yayında bazen doğru şeyleri anlatmak lazım yani. Hep bir başarı değil, biraz da başarısızlığı da anlatmak lazım yani. Bu benim başıma geldi diye ben anlatıyorum. Kayoday'ın halini ondan ben anlıyorum yani Şanlıurfa Spor'un futbolcusu. 80-85'e yakın yine bütün tribün dışarı. Dışarı. Hocaya neler söylüyorlar, bana neler söylüyorlar. Dakika 88-89 oldu. Yine karşı karşıya kaldım. Yine vurdum üst direkten top dışarı çıktı. Yine seyirci ıslık, yuh çağırmaya başladı. Baktım kenardan hoca böyle İsmail. Böyle gel. Elinden evet bana böyle hızlıca işaret etmeye başladı kenardan. Ben santrafor oynuyorum en ilerideyim. Koşarak böyle yanına geldim. Dedim acaba ne oldu yani? Çıkaracak mı? Bir şey mi? Baktım böyle çizgiye kadar geldim. Tuttu böyle alnımdan öptü beni. Belime bir tane vurdu. Hadi git dedi. Aynı böyle yani. İnancın olsun ki hadi aklımdan geçmedi. Taraftarların yapmış olduğu tepkiden dolayı. Taraftarlara karşı hoca da bunu bana yaptı. Belime de bir tane alnımdan öptü. Belime de bir tane vurdu. Hadi git dedi. Gol attın siz döndü 90 mı? Ya 91 civardı. Bir sağdan bir orta attılar. Öne uçtum ön direğe bir vurdum. Gol. Top çatalda. 1-0. Abi böyle görse tabii gözyaşlarımı tutamadım. Tabii çok ağladım. Maç bitene kadar orta sahada ağladım. Bu sefer bütün tribün dönüş yaptı. Urfalı dönüş yaptı. Urfalı İsmail. Urfalı böyle bağırmaya başladı. Böyle güzel bir anımız oldu. Golcünün psikolojisi gol atmadığı zaman gerçekten strese giriyor. Yaklaşık Kayo'da kaç haftadır gelmiş? Evet. Gol atamadı. Aynen. Yani doğru düz ve kaçırdı. Girdiği pozisyonlar da çok vardı. Daha önce Karagümrük maçında bir sürü maçlarda da buradaki maçlarda girdi. Gol atamadı. Bak gitti Adana'ya patladı. Yani öyle, böyle tabii. Biraz sabır lazım, biraz şey lazım, metanet lazım, arkadaşların da desteği lazım. Aynen. Tabii bunda Şanlıurfa Spor futbolcu arkadaşlar ona da o desteği de verdiler. Taraftar da destek verdi. Taraftar da destek verince bu sefer ortaya bu tablo çıktı. Evet. Yani bu çok güzel bir şey yani. Yani bir tek bizi sağ tarafta gol atan Ali Mal'le sadece onunla değil yani. Bak bugün Kayo'da da 3-4 tane gol attı öyle mi? Aynen. Hocam 2001 yılında mıydı dedin o? 2002'de miydi? Sen 95-96. He 96'da. Konyalı Arif Hoca vardı. Soyadını da vallahi unuttum. Hocam ben şaşırdım. Şimdi sen 96 yılında futbol oynamışsın. Ha, profesyonel hiç yaşında göstermiyor. Allah razı olsun. Değil mi? İsmail Hocam evet. Hala oynuyoruz çok şükür. Evet. Devam ediyoruz. Değil mi? 90'da. Çok değerli İsmail Mutlu abimiz dedim gel bizim amatör maçımız var dedim. Gel izle dedim. Sağ olsun geldi bu hafta. Tribünde yerini aldı. Bizim maçı da izledi. Birinci üç tane de gol mu atmıştın? Evet. Gol de attık. Ona da hediye ettik. Sağ olsun. Tabii spor şeye bakmıyor artık. Yaşa bakmıyor. Gittiği yere kadar yapmak lazım yani aynen, sporu. Aynen. Hemen tabii bölmeyelim Şanlıurfa sporumuzu. Metin orada oynadığı futbol dizilişimiz ve tabii çıkan attığımız goller. Şanlıurfa rakibin de hırçın, bize karşı biraz daha hırçın oynaması. Bu Kemal Hoca'dan mı kaynaklandı yoksa
Adana Spor'la Şanlıurfa Spor arasındaki bir rakabet mi? Tabii ki rakabet yıllardır var. İkincilik, üçüncülükten, ikincilikten bu yana Adana ile aynı grupta. Bir de Kemal Hoca'nın mesela, orada hocamız. Kemal Hoca'nın eski teknik direktörümüz Sercan Özçelik de yardımcı antrenörü. Eski kaptanımız. Eski kaptanımız. Evet, ona aynen. Da Kemal Hoca'ya da selam olsun. Tabii onların da dediğim gibi puan olarak onların da ihtiyacı olan ve rakipleri sonuçta Şanlıurfa Spor bize her ne kadar Adana'yı rakip görüyorsak onlar da bizi rakip görüyor. Onlar da bizden puan alıp onlar da kötü gidişata son vermek istiyorlardı. Tabii dediğim şekilde Erkan Hoca'nın iyi analiz etmesi artı maçın 20. saniyesinde gelen Kayode'nin golü gerçekten de yani takımı daha da umutlandırdı. Daha ateşledi, da ateşledi, umutlandırdı. Daha da yani biz buradan puan alacağımıza inanıyoruz dediler açıkçası. Tabii ikinci gol geldikten sonra rakibin gol atamaması onların her dakika handikaptı. Tabii 3-0 olduktan sonra 3-0'dan önce de 79. dakikada Abdülkadir'in çıkarttığı bir top var. Tam köşede yerden köşeye giden bir topu çıkarttı. O da karşılığında döndü. Bizim üçüncü golümüz olduktan sonra artık moral motivasyon olarak da rakip çöktü. Tabii bir gol buldular. Orada tabii Abdülkadir yine topu tamamen sağ taraftan direk üstüne gelen topu onu tutması gerekiyordu. Zamanlama hatası yaptı. Tabii, zamanlama hava toplarında da biraz yapınca, evet. Bir de Abdülkadir'in şöyle çok yani aslında kıyaslamak istemiyoruz ama Tokatev'le kıyasladığımız zaman Tokatev topları tutan Hava top hakimiyeti olan Abdülkadir'de de bu ya eksikleri var. Onları da tabii biz burada söylüyoruz. Abdülkadir'in geleceği için Abdülkadir'e katkıda bulunalım diye hatasını görsün diye. Tabii bunu Erkan Hoca da söylüyordur. Kaleci antrenör de söylüyordur. Muhakkak onlar söylüyorlardır ya. Muhakkak onların. Biz de buradan dile getiriyoruz. Topları tutmuyor. Tek handikapı bu. Her gelen topu hemen uzaklaştırırım. İkimli hamle de değil. Uzaklaştırmak direkt tek şeyle uzaklaştırıyor. Tabii bunlar biraz daha kendini geliştirirse. Maç eksikliğinden yani. Maç eksikliğinden de kaynaklanıyor bu. Maç eksikliğinden de. Onun da stili öyle de. Stil de öyle olur. Kimi kaleci tutuyor topu ama bu. Tutması lazım. Evet yani tutması gerekiyor. Uzaklaştırması gerekiyor. Çıkması gereken mesela Adana'da yediğimiz gol. Yani tam bir örnek yiyilecek gol. Yani onu evet. Nasıl yememen için yani örnek dediğim. Hani o topu uzaklaştıracaksın. Senin çıkma avantajın var. Çıkıp yani o topu uzaklaştırabilirsin. O goldan önce de bir yan topta işte altta kaldı yani. Evet yani çıkıp çıkmamada tereddüt edince işte sıkıntı yaşıyor. Burada zaman Tokatev'in sağ ve sol çıkışları çok yan iyi. Topları çıkıyor. Evet, topları iyiydi çok yani. Çok iyi. Burada onun Abdülkadir'in bu konuda gerçekten biz de hep böyle elimiz yüreğimizde pozisyonlarda yan top hava toplarında biraz geç kalıyor. Zamanlama hatası var. Aynen. O yüzden biraz daha bu konuda çalışırsa yani bak kendisini bugün 3 haftadır ilk 11'de çıkıyor. Gol yememiş. Bir tane gol yemişiz. Yani Allah'tan yani 7 puan da toplamışız. 7 gol atmışız. Yani burada kalecimizin maç eksikliğini giderip bundan sonra zaaflarını daha iyi bir şekilde görüp onunla ilgili çalışma yapması lazım. Yani. Ben de o konuda işte söylediğim ama direkt kaleye açıdan geldikleri pozisyonların hepsini çıkartıyor. İki topa çıktı yani. Çıktı, tabii hatırlıyorsunuz cezalanın dışına bir gol kafa. Gol yediğimiz ofsayttan yediğimiz golle ondan sonra hemen arkasından bir pozisyon daha Abdülkadir çıkarttı. Evet, aynı golün %100'ünü yani birinci ofsayttan yedi ama ikinciyi kurtardı. Evet. O konuda Abdülkadir eksikliklerini giderirse yani takıma katkı sağladı. Bu anlamda Tokatev'de ilerleyen ay sonunda kupa maçı var. Hoca tekrar orada Tokatev'i değerlendirecek. O konuda da bir sıkıntı yok. Kale konusunda şu anda sadece performansı iyi değildi. Şu anda Abdülkadir'in iyi diye hoca ona tercihini kullanıyor. Evet. Sayın Savaş, tabii stoperler, forvet, orta saha, kanatlarımız
Bu hafta aksiyon yönümüz var mıydı yok muydu sizde? Evet yani şimdi tabii Embolan'ın eksikliği biraz herkesin kafasında bir soru işaretiydi. Kırmızı evet. Kartlı biliyorsun iki maç ceza almıştı. Yani tabii üçlü defans Burakcan, Miraç Ezet ve Fatih Eren'le üçlü bir defans oluşturdu. Mehmet Gönül Açar sağ tarafta. Solda Nafican. Ortada Hasan Acı Hasan Hüseyin Acar'la Hakan Erçeli'yi hocamız almıştı. Forvet arkasına 10 numara Forsen. Tabi ileride de Kayode ile Ali Melle olarak kadroyu kurmuştu. Tabi burada sistem çok önemli. Yani düşünün Adana Spor maçı iki takım için de çok önemli. Ve Adana Spor bunun İstanbul Spor'a karşı, Ankara Gücü'ne karşı deplasmanda bir puan almıştı ve iyi direnmişti. Son 10 dakikada da galibiyeti kaçırmıştı. Böyle bir takımla oynuyoruz ve bir çıkış yakalamak için çok ciddi bir şekilde hazırlıklar yapıldı. Hatta Kemal Hoca'nın da hafta içindeki bazı açıklamaları, bazı böyle almış olduğu tedbirlerden dolayı yani Urfa Spor'u yenip nefes alıp ve tırmanmayı düşünürken bizim takımın gerçekten en sevdiğimiz hususlardan biri savaşan bir takım. Savaşan, bir koşan, mücadele eden ve 90 dakika hiçbir şekilde konsantrasyonunu bozmayan bir takımımız var. Yani o cumartesi günkü maçtaki performansı hangi maçta, hangi takıma karşı devam ederlerse bu takımımız her takımı yenebilecek ve puan alacak durumda. Özellikle baktığımız zaman Hasan Hüseyin Acar'ın orta sahadaki yani orkestra şefliği bu hafta ben çok beğendim. 2-3 haftadır ben takımdan biraz bir kopuk işte biraz istenilen seviyede değildi. Çok iyi oldu ve her topta aldı, isabetli paslar çıkardı, takımı rahatlattı. Top çevirmelerde bayağı bir faydalı oldu. Baktığımız zaman defansımız hata yapmadı. Defansımız çok iyiydi. Bir tek bizim kaptanımız Mehmet Gönül Açar'ı özellikle buradan yani saha içerisindeki takımın büyüğü ve Urfa Spor'a yıllarca emek vermiş. Mehmet kaptanımız mümkün olduğu kadar biraz daha sakin olması lazım. Biraz daha takımı bu konuda böyle germemesi lazım. Mesela bir foul yaptı. Yani rakibi çekti, tuttu. Yani hakem sarı kart. En doğru. Normalde yani kesin olarak sarı kartla bir pozisyon. Bunun itiraz edecek bir yanı yok. Yani itiraz etmenin o kadar hakemin üzerine gitmesi. Yani biz mümkün olduğu kadar 11 kişiyle biraz başlayıp futbolun dışına çıkıyorum. 11 yani. Kişiyle tamamlamamız lazım. Zaten iki tane kırmızı kart yediğimiz maçlarda sıkıntılar yaşamışız. O yüzden kaptanımızın bu konuda biraz daha dikkatli olması ve agresif olmaması lazım. Gerektiği yerlerde takımı biraz dinlendiriyor. Bazen işte bu tür şeyler de yapıyor. Çok faydası var ama bu konularda da dikkat etmesi lazım. Burada sadece yani birinci hareketimi yapmıştım hocam. Yani, birinci de kart veriyorsun. O serzenişi vardı. Tabii kartlı ama kartlı şimdi kartlı o pozisyon kartlık pozisyon. Yani istemeyerek bir foul yaparsın. Bu normal ama sen yaptın kesinlikle durdurdun sarı kart. Sarı, evet. O yüzden baktığımız zaman Abdülkadir Sünger kalecimizin gerçekten az önce konuştuk. Yan toplardaki hava toplarındaki zaafını onu gidermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Ali Melle Sayın Buz'un dediği gibi yani çok kaliteli bir ayak. Yani Urfa Spor'un bu seneki işte Embola'yla beraber çok böyle Urfa Spor'a ciddi katkılar sunan, puan kazandıran futbolcularımızdan biri. Kayode patlama yaptı. Müthiş. Forsel yani 45. dakikadan sonra hocamız değiştirdi. Sakatlandı mı bilmiyorum. Belki de biraz oyundan düşüşü olmuş olabilir. Veyahut da sistem olarak değiştirdi. Baktığımız zaman orta sahada Hakan Erçelik yani çok koşan bir kardeşimiz. Yani mümkün olduğu kadar böyle alanında her tarafa koşan ve verimli olan. Nafican sol kanatta ileriye geri biraz daha performansını artırması lazım. Biraz zayıf kalıyor ama iyi niyetliler hepsi
mücadele eden ve koşarak alınan bir puan. Baktığımız zaman bu şekilde devam ettiği takdirde Urfa Spor'umuzun önümüzdeki maçlarda da sahamızda özellikle bu performansı bekliyoruz. Urfa Spor cumartesi günü gerçek kimliğini buldu ve Urfa'yı spor severler sevince boğdu diye düşünüyorum. Şimdi dün maçtan sonra tabi Mehmet Giray Küçükün Metin bir açıklaması vardı. Sevinsek mi, üzülsek mi diye. Yarına sevinsek mi, yarın için sevinelim evet. mi, üzülelim mi? Yani ödemeden yani dolayı. Bu ödemeden dolayı bu büyük bir sıkıntı. Şu anda maddi sıkıntı herhangi bir haberiniz var mı? Şu anda bir katkı var mı Şanlıurfa Spor'a? Yok, şu an için bir katkı maddi yok. Maddi olarak şu anda sıkıntılar devam ediyor. Yani sonuçta bu sporcuların galip geldiler mi hem primleri hem de maç başları da ödenilecek yani. Tabii aydan aya ödeniyor bunlar. Aydan zaten sezon başında özellikle peşinatlar dahi ödenmedi. Bunu aylık olarak Giray Başkan, teknik ekiple dahil hepsine ödemelerini yapacaklarını. Çünkü sponsorluk anlamında bir Şanlıurfa Spor'a bu sezon bir katkı olmadı. Maalesef. Sadece sırt reklamı var. Yani Şanlıurfa Spor'un yani her dönem bir maalesef bir negatif şeyimiz oluyor. Geçen dönem işte şampiyonluğu oynayamıyoruz ama 2-3 tane sponsor vardı. Bu sezon genç, dinamik bir ekip kuruldu. Şu ana kadar da harcanan paraya göre 13 puan toplamış ve ligin orta sıralarında. Maddi anlamda buradan Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Sayın Vekillerimizin bu konuda yani Şanlıurfa Spor'a kalıcı gelir anlamında yani sponsorluk bulamıyorsa kalıcı gelir anlamında işte bugün sosyal medyada da vardı Sayın Spor Yönetimcisi İsmail Bayram bir paylaşımı vardı. Bir akaryakıt istasyonuyla Şanlıurfa Spor anlaşsa biz gidip yakıtları oradan taraftarlar alsa işte buradan bir miktar bir para Şanlıurfa Spor'a aktarılabilir mi diye. Bir düşüncesi bir çözüm, var, bir paylaşımı. Evet. Çözüm. Yani bunun gibi örnekler çoğalabilir. İşte Şanlıurfa Spor'un tabii benzin istasyonu, işte otopark var. Taraftarlar bize soruyor su faturalarını, eski dönemde elektrik faturalarını. Onu yapamıyorlar artık. Onu yapamıyorlar. Onu da ben zaten söylüyorum. Evet. Ama yapamıyorlar. Bunun dışında örnek veriyorum bir abonelik yapıldığı zaman olabilir. Bankalarda bir anlaşma olsa örnek şimdi veriyorum. Olacak çok şey var. Yani projeler. Şey. Projeler üretirsen yani bunu mülki amirlerin özellikle tabii Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanlarımız tabii. Ön ayak olduğu zaman aynen. Yani bunları onların yapma yetkisi de çok. Yani, yani şimdi şöyle Giray Başkan şöyle yani. Şimdi Giray Başkan gidiyor kendi çapında gidip istiyor Şanlıurfa Spor için maddi destek, sponsorluk anlamında ama belli bir yere kadar geldikten sonra orada tıkanıyor. O tıkanıklığı işte mülki amirler, milletvekillerimiz bunlar çözebilecek. Bunun için Şanlıurfa Spor'a destek olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bir ara kredi kartı kampanyası vardı Şanlıurfa Spor'un. Yapıldı, öyle bitti. O kampanyayı tekrardan canlandırabiliriz. Oradan her kullanımda, her kart alımına Şanlıurfa Spor'a maddi bir gelir sağlanıyordu. Kartın kullanımında maddi bir gelir sağlanıyordu. Bunu da tekrardan hayata geçirme gibi bir şey olabilir. Yani bu takıma bana göre yani. Maddi, bu takıma kesinlikle destek olunmaz. Aynen. Yani bugün mülki amirlerimiz ben belediye... şu anda somut olarak yani evet. Yılbaşı yaklaşıyor geçmiş dönemlerde buradan Giray Başkanım da yöneticiler de duyuyorsa çekiliş yaparlardı Şanlıurfa Spor'a. Yani bununla ilgili bir çalışma yapsınlar. İnsanlar yani ya katkıda bulunur. Metin hocam ben dışarıda çok gördüm. Yani Ocak ayı geldiğinde çekiliş yaparlardı. Evet. Bir araba koyarlardı. Büyük bir şey koyarlardı. O çekilişten, o gelen gelirden kulübün bütün masrafını, transfer paralarını, evet, çok önemli yani bu geliyor dediğim gibi kadar hepsi ödeniyordu. Buna yani. Da yani işte ise yönetim bir şeyler örnek görüyorum. Beyaz eşyayı bir firma sponsor olsun. Araca başka bir firma sponsor olsun. Yani yine Şanlıurfa Spor Kulübü almasın sponsorlarla
böyle bir kampanya yapıp, örnek veriyorum, 10 bin tane bilet basımı yapıp ona hediye de çıkabilir. Ya örnek veriyorum, bir İbrahim Tatlıses, bir İbrahim Tatlıses'i getirip burada Urfa Spor'a destekle ilgili bir konser verirse, bazı işte destek olmak için, sponsor olmak için devreye sokulabilir. Yani yönetim böyle bir şey de yapabilir. Evet. Yani şimdi aslında ben, belediye başkanımız da, sayın valimiz de bana göre bugünden itibaren yani bir yuvarlak masa toplantısı yapılması evet, lazım. Evet. Konu Urfa Spor. Sayın Savaş, bir gün Urfa Spor'la ilgili bir belki metin vardı bence programda. Siz de var mıydınız bilmiyorum. İşte bu para toplama mevzusundan Mahmut Tuncer'i getirdiler. AVM'de toplandı. Evet. Allah rahmet etsin İbrahim Toro. Mekanı cennet olsun öyle inşallah. Olsun, rahmetle anıyoruz. Orayı Şanlıurfa Spor için açtı. AVM'yi Şanlıurfa konferans salonunu açtı. Yani balonlarla süslendi. Balonlarla süslendi ve bütün misafirlere de en iyi şekilde ağırladı. Evet. Yani o zaman Mahmut Tuncer geldi, sanatçılar geldi. Herkes bir yerler aramaya başladılar. Yani Mahmut Tuncer benim yanımda da arıyordu yani. Biz de oradaydık yani. Belki siz de oradaydınız bilmiyorum. Toplanan para ne kadardı? Evet, çok cüzi. Çok cüzi, komik bir rakam. Evet. Yani ve söz verip de vermeyenler de vardı. Yani daha bunu söyleyecektim. Söz bir verip sürü, orada bir sürü telefonda söz verdiler, paralar yerine gelmedi yani. Aynen. Ben bu kadar para veriyorum. Ve hatta orada Sayın Mahmut Tuncer de dedi ki ya ben dedi kaç tane verdiğiniz iş adamlarının dedi numaralarını aradım. Adam telefonu kapattı dedi. Öyle değil. Ben şimdi o gün dedi telefonu kapattılar dedi. Evet, evet. Maalesef. Yani ben aslında iyi bir konser verilip o konserdeki verilen biletler Urfa Spor'a gider. Öyle olabilir. Olabilir yani. Tabii. Şimdi para toplama olayı biraz bu süreçte çok zor yani. Kimse bu işlere girmiyor. Ama Acun Erzurum için girdi, bir sürü para topladı. Tabii. Şimdi ben onu söylüyorum yani kanalda olabilir. Bak. He. Kanalda canlı olabilir. Yayında, evet. Canlı yayında olabilir. Yani ismini zikredip, rakamı zikredip bunlar kayıt altına girip örnek veriyorum. Tabii. Bu şekilde olabilir. Ama bize Urfa Spor'a bir İbrahim Tatlıses lazım gelecek. İbrahim Tatlıses'i getirecekler. Urfa Spor için bir para yardımı bir şeyi olabilir yani. Ben, bunu da Sayın Giray Başkan'la konuşmak lazım. Evet. Tabii yani onu da konuşuruz bir. Sayın Buz, ben bu süreçte az önce de söyledim. Aslında Urfa Spor'la ilgili Urfa'nın yani ileride gelenleri Urfa Spor'la ilgili bir toplantı yapması lazım. Ve bu takımın bu ligde kalması için, başarılı olması için bence herkes elini taşın altına koyması lazım. Yani gerek sponsorluk olsun, gerek aylık 8-10 milyon gibi bir rakamı böyle Urfa'nın birleşenleriyle bu işi çözmemiz lazım. Evet. Yani herkes üzerine düşeni yapması lazım. Evet, bu belediye başkanımız olur, milletvekillerimiz olur, sayın valimiz olur, belde belediye başkanlarımız. Yani bunu oturup bir şekilde desteklememiz lazım ve bunun sıkıntısını, maddi sıkıntıyı aşmamız lazım. Yani bugüne kadar bir araya gelinmemiş, istenilen desteği bulmamış bir Urfa Spor yönetimi bugünden sonra bence ciddi bir girişimde bulunması lazım. Gerekirse yani spor adamlarıyla beraber, yorumcularıyla beraber, kanallarla beraber bu konuyu birlikte çözebiliriz diye düşünüyorum. Aynı fikir. Yani ben katılıyorum sana çünkü yapılmayacak yani olmayacak hiçbir şey yoktu yani. Bugün Giray Küçük arkasına evet. Dört kanalı da ve spor adamlarını spor yazarlarını da alaraktan böyle bir girişimde bulunabilir. Bir proje hazırlanabilir. İyi, yani iyi bir müzik şey de verebilir burada. Yani daha tam kış olmadan, tam girmeden iyi bir festival da verilebilir. Müzikle yani artık müzikle ilgili yani de, mesela İbrahim Tatlıses'in bence çok şeyi olması lazım. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Bundan sonra olabilir. Ya yani bugün Diyarbakır, Ahmet gerçekten çok ciddi para kaynakları buldu. 670 milyon para bütçeleri bu sene. Yani 670 yani milyon. Yani bu kadar parayı toparladılar. Transferler yapıldı. Bursa Spor 70 milyon bile değil. Yani evet yani Bursa Spor 1,5 katrilyon gibi bir bütçe bu sene için ki üçüncülük bir takım için. Yani biz
Türkiye'nin ikinci sıradalar. 17 puanla ikinci Bursa sırada. Türkiye'nin Karşıyaka 19 puanla evet, lider. Tabii. Türkiye'nin nüfus olarak 7. büyük şehri olan ve bu şehrin takımı bu sıkıntılar yaşıyor. Evet. Yani biz burada Süper Lig şampiyonu da oldu. Bursa Spor. Tabii canım. Tabii. Yani kupa aldı. Süper Lig şampiyonu oldu. Inter Toto'ya yani, atıldı. Tabii o yüzden yani bana göre bu takımı layık olduğu yere getirip maddi sıkıntısını aşmak için de bu yıl için bu maddi sıkıntıyı aştıktan sonra önümüzdeki sezon içinde kalıcı gelirle ilgili lütfen yani Sayın Belediye Başkanım Kasım Gülpınar Başkanımıza buradan özellikle ricam. Yani bu Urfa Spor'a kalıcı gelirle ilgili Allah için bir proje yapılırsa her sezon her programda işte Urfa Spor'un maddi sıkıntısını konuşmamız biraz bizi de üzüyor yani biraz da gerçekten yani, yani milleti de bu konuda sıkmaya başladık. Şimdi yani bizi üzdüğü kadar onları da yoruyor. Onlar da iş adamlarından istiyor. İş adamları da diyor ki sürekli biz destek veriyoruz zaten. Bak, bir yere kadar onlar da. Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar yine mutfak masrafını, iaşelerini, personelini, ondan sonra arabasını, mazotunu, her şeysini Allah var veriyor şimdi yani. Şimdi veriyor biz Kasım yani. Başkanla keşke hiçbir sıkıntı onun gibi iş adamları, onun gibi en azından yani bunun yarısı mı yapsa yani. Şimdi İsmail Hocam, Kasım Başkan bize yani takıma destek veriyor. Biz o konuda biz diyoruz ki onun da daha da rahatlaması için. Örnek veriyorum, onun dışında belki Şanlıurfa'nın kalıcı yerli olsa hiç ona da ihtiyaç duymaz. Belki daha başka bir projeyle Kasım Başkan Urfa Spor'un kapısını çalar. Belki daha büyük bir projeyle gelir. Belediye tamam, bunu yapması desteği önemli. Zaten kesinlikle bugün en büyük kimse desteği göz ardı edemez. En büyük desteği veriyor. Zaten. Onu evet, biz kastetmiyoruz. Evet. Bize hem sponsor konusunda hem kalıcı gelir konusunda yani bir çözüm üretmesi. Tabii ki biz kalıcı gelir olsun yani. Zaten Urfa Spor'un aylık 10 milyon bir geliri olsa. Çok cüzi bir para de, ya. Cüzi para. 10 evet, milyon geliri olsa zaten Urfa Spor'un kimseye ihtiyacı da kalmaz. 10 milyon geliri olsa bile yeter yani. Tabii ki yeter zaten onu. Ödemeleri gününde düşünün, futbolcular kardeşlerimiz Adana galibiyetini aldı cumartesi. Pazartesi günü para hesaplarına yatmış olsa ne kadar güzel olurdu. Tabii değil evet, mi? Aynen. Yani başkan yarını düşüneceğini işte yarın düşünmesinin kastı bu. Evet. Ben yarın parayı ödeyemeyeceğim ki bunlara. Taraftar seviniyor, futbolcular doğal olarak seviniyor. Bir maçın içeride olur, üç maçın içeride olur ama dördüncü maçta parayı ödeyemezsen futbolcu kardeşimiz dört maç sonra kimden? Keçiören Gücü'yle oynuyoruz. Sahaya çıktığında ya ben yensem de ne olur, yenmesem de ne olur. Zaten paramı onun almıyorum. Onun psikolojisi ne olacak? Psikolojisi de olacak. Emin ama ben, parasını gününde alan futbolcu tabii bizler de çalıştığımız kurumlarda maaşımızı almazsak biz de mutsuz oluruz. Ama maaşımızı aldığımız zaman biz de ona göre mutlu oluyoruz. Ona yani göre harcamamızı yapıyoruz. Sporcuların da eşleri var, çocukları tabii çocukları var, yani giderleri aile, var bunların da. Var, ben giderleri bu var, futbolcu kardeşlerimizi gerçekten ben anılarından öpüyorum. Bak vallahi bak bu evet, kadar yok. Bak bu bir kadar, dönem gene böyle sporcular vardı. Bak hele bu kadar karakterli oyuncular, hepsi evet, karakterli. Bu kadar sıkıntın olacak. Maddi sıkıntı yaşayacaksın ve alt liglerden geleceksin. Burada bu sezon, bu lig bana göre çok zorlu bir lig. Evet. Yani Malatya'ya çıkar, diğer takımlar çok güçlü. Yani böyle Malatya bir de toparladı sonuçta yani, biraz. Yani böyle anda, böyle yani bir ligde maç oynuyor, eksiklerini gider. Böyle bir ligde çıkacaksın. Aslanlar gibi savaşacaksın. Yani 13 puan toplayacaksın. Orta sıralara geleceksin. Bana göre çok karakter yapısı yüksek bir futbol takımımız evet, kurulmuş. Giray Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve bana göre bu çocukların hakkını vermek lazım. Vermek lazım, aynı. Yani. Geçen sene, hiç geriye gitmeyelim. Geçen sene o iki tane sponsor olmasına rağmen paranın olduğu dönemde futbolcular antrenmana çıkmadı Urfa Spor'a. Tabii tabii çıkmadılar. İşte iki tane antrenmana çıkmadılar. Yani Sakarya maçından önce... Buradaki Sakarya maçından önce antrenmana çıkmadılar. İki gün idmana çıkmadılar. Üçüncü günü işte bir söz aldılar, çıktılar. Ve o almış oldukları sözden dolayı da burada kalktık 2-0 yendik Sakarya'yı evet, değil mi? Yani aynen, aynen. O yüzden
Gerçekten futbolcu kardeşlerimizin yani bugün maddi olarak sen haklarını vermediğin takdirde zor yönetirsin, zor maç alırsın ama ben inanıyorum ki Erkan Hoca başta olmak üzere bütün futbolcu kardeşlerimiz paradan çok izzet nefisleri için, karakterleri için oynadığına inanıyorum. Evet. Ben bu maça, bu haftaya kadar ben bunu bu takımda gördüm yani. Evet. Tebrik ediyorum. Gerçekten Urfa Spor'u bu haftaki performansları, azimleri, çalışmaları, mücadeleleri beni böyle mutlu etti. Biraz hayal kırıklığına uğramıştım. İşte bu takımımız bu ligde zor tutunur. İyi günler beklemiyor. Hem maddi açıdan konuştum. Hem bir de performanslarını en üst seviyede çıkıp oynuyorlar. Evet. Bundan dolayı kendi güçlerinin üstüne çıkıyorlar. Evet, yani sezon da uzun. Bu sezonda işte sezon sonuna kadar ne kadar devam edebilirler diye düşünüyorum. Ama bana göre bu karakter yapısı yüksek bir takım, hocamız da Erkan Hoca da olmak üzere gerçekten bana göre her hafta mümkün olduğu kadar böyle puan almak için son dakikaya kadar mücadele eden bu takımı ben tebrik ediyorum, teknik ekibi ve inşallah maddi sıkıntıyı da Sayın Giray Başkanımıza da söylüyorum, buradan sesleniyorum. Yani hep birlikte bir araya gelelim, sporla birleşenler bir araya gelsin, Urfa Spor'un bu maddi sıkıntısını aşmak için gerekli yerlerle birlikte görüşüp müracaatımızı, görüşmelerimizi yapalım ve Urfa Spor'un bu maddi sıkıntısını aşalım. Ben şahsım olarak bu gençlere, bu takımı layık olduğu, hem haklarını verelim hem layık olduğu yere de getirmeleri için elimizden gelen desteği. Aynen, zaten yani sevgili spor yorumcularımız da sevgili seyirciler de yazıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum, programımızı zevkle izliyoruz. Hoca futbolcuların görevini yapıyor. Zengin iş adamları, vekiller, belediye başkanları, STK'lardan görevini yapsınlar yeter. Hoca zaten demiş ki kendi görevini yapıyor. İsmail Milli kardeşimize sevgi ve selamlarımı buradan iletiyorum. Çok güzel düşünceler var. Güzel belirtmiş yani. Yani doğru, bence de yapmak lazım. İyi akşamlar İsmail abi, Halil abi ve Metin Bey'e selamlar. İnşallah Iğdır'da 1-0 yeneceğiz. Tüm taraftarlarımızı cumartesi günü saat 4'te 10.000 İstanbul Stadyumu'nda bekliyoruz demiş Hasan Demir kardeşimiz. Hasan Demir kardeşimize de sevgiler, selamlar buradan iletiyorum. Evet, Recep Aktağ da demiş ki Urfa Spor'umuza başarılar dilerim demiş. İnşallah iyi olur. İnşallah yolumuz açıktır demiş. Yani temennimiz o tabii. Ahmet Keleş de demiş ki Urfa Spor'a başarılar dilerim. Urfa Spor'umuz inşallah bu hafta Iğdır'ı daha yenecektir. Sami Sezer de demiş ki Urfa Spor'a başarılar diliyorum. Erdem Erdan da demiş ki Urfa Spor'umuza başarılar diliyorum. İnşallah iyi yoldayız. İnşallah bu hafta da yeneceğiz. Değirmenci Yunus da demiş ki Urfa Spor'a başarılar diliyoruz. Evet, mesaj atan çok kardeşimiz var. Onlara da sevgi ve selamlarımı tabii iletiyorum. İnşallah. Tabii ümidimiz, umudumuz hep Urfa Spor'un başarısı için. Ama sevgili spor yorumcularının düşünceleri de çok iyiydi. Çünkü bu kalıcı gelir anlamında, maddi sıkıntılar anlamında gerçekten çok büyük sıkıntılar olacak. Yani daha önümüzdeki haftalarda da çok olacak. Onun için herkes kendi görevini, kendi adımını atarsa inşallah daha Urfa Spor'a da çok faydalı gelirlerde olacağına inanıyorum. Tabii kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da Karaköprü'yü konuşalım. Karaköprü Belediye Spor'umuzu konuşalım. Yine Urfa Spor'a döneceğiz. Tabii Karaköprü çok önemli. Altay deplasmandan 2-1 galip geldi. Çok önemliydi. Öbür temsilcimiz Yuranşehir 3. Lig'deki temsilcimiz de 0-0 kaldı. Değil mi Metin? Evet, Kestel Spor'la rakibiydi o da. Rakibiyle o da 0-0 kaldı. Evet, Karaköprü Belediye Spor'umuzu ben geçen hafta da gittim, izledim. Tabii geçen hafta Batman'a karşı oynadılar. Batman'ın mükemmel bir takımı vardı gerçekten. Bizi dağıttılar yani, hep açık ve net söyleyelim. Ama biz de gidip acısını Altay'dan çıkardık. Sayın Şenay neler diyeceksin?
Tabii ilk 3 puan, ilk deplasmanda alınan 3 puan açıkçası çok önemliydi. Rakibi de Altay'da düşme hattında olan bir takımdı. Yani Karaköprü Belediyespor'un deplasmanda 3 puanla tanışması çok takıma iyi. Bir hava özgüven, veriyor. Bir hava katar. Tabii Batman yenilgisi, Batman faciası maçındaki yani üst üste yaptıkları hatalardan dolayı yani defans çok açık veriyordu. 5-0'lık net 5-0'lık bir net mağlubiyet var. Ama Altay'dan alınan 3 puan rakibine karşı tabii ben her zaman şunu öngörüyorum. Rakibinle oynadığım maçları ben 6 puan sayıyorum her zaman. Özellikle deplasmanda olması Şanlıurfa Spor gibi rakibe Adana'yı yendiyse Altay'ı da yenmesi. Altay'da maddi anlamda sıkıntılar çeken bir kulüp. Transfer yasağı kapalı olan altyapıdan ve eski futbolcuları örnek işte Deniz Kada olsun, Murat Uluç olsun 42-43 yaşındaki oyuncular hala kadrosunda transfer yapmadıkları için bu futbolcularla sözleşmeleri devam ettirebiliyorlar. Onlar İzmir ekibi zorlu. Tabii Süper Lig'den gelme. Ben her zaman şunu da söylüyorum. Bu spor yasasının biraz bir an önce çıkması gerekiyor. Kulüp başkanları geldikleri zaman yaptıkları transferlerle takımları uçuruma götürüyorlar. Bu yıllardır yani çözülecek deniliyor. Son aşamaya kadar geliniyor. Spor Bakanlığından onaylandı, onaylanacak. Meclise gidecek deniliyor. Bir türlü bu sadece sporda şiddet yasasını yaptılar. Onun dışında hiçbir şey yapılmadı. Bu yöneticiler takımları borçlandırıp gidiyorlar. Bir yıl, iki yıl kalıyorlar. Futbol Federasyonu bu sezon başında ciddi bir bütçe ayıracağını söyledi. Söylemişlerdi, evet. Geçirmedi. 70 milyon, evet. Hala bir güzel bir konuya 70 milyon, 70 milyon vereceklerini söylediler ki biz çok sevindik. 35 milyon vereceklerdi. Üçüncü lige de 20 vereceklerdi. Çok büyük paralardı. Tabii bunun sponsorluk anlamında işte ikinci ligde sponsorluk. TFF 1'de sponsorluklar var. Yani ama istenilen para yayın gelirleriyle birlikte yani 30-35'i bulacak yine. 70 milyonu bulsaydı çok iyi olacaktı. Yani dediğim gibi kulüpler borç batağına süren yöneticilerin... Karaköprü Belediyespor kurtarabilir mi? Karaköprü Belediyespor yani rakipler puan farkı orada da makas çok dar. Yani kurtarabilir mi? İlk yarıya kadar alacakları puanlarla bir yerlere kadar inşallah devrede yine transfer yapmaları lazım. Devrede en az 5 tane oyuncu almaları gerekiyor. Ligde kalmak istiyorlarsa ama ligde kalma düşünceleri yoksa transfer yapmazlarsa yani bu ligde kalmaları zor. Büyük sıkıntı çekerler. Aynen büyük sıkıntı çekerler. Sayın Savaş Karaköprü Belediyespor'la ilgili siz neler diyorsunuz? Evet Karaköprü Belediye geçen hafta bayağı bir hem belediye başkanı Nihat Çiftçi bayağı bir tepki spor severleri gösterdi. Hem takıma. Yani bu takımın... Kendisi de zaten ilk yarı seyretti. Ondan sonra gitti yani. Gelmedi. Evet yani tabii Batman, evet, Batman. Ben çok... gelmedim. Bu sezon izlemedim maçlarını. Batman çok güçlü bir takım. Evet. Yani Urfa Spor'da geçen sezon Semih Karadeniz, İshak Çakmak, yani Mert Çapar. Yani baktığımız zaman birincilikte oynayabilecek kapasitedeki futbolcular transfer etti ve şampiyonluğu oynayan bir Batman takımı vardı. Tabii geldi burada esti gitti yani. Her ne olursa olsun Karaköprü takımımız bu kadar aciz olmamalı. Ve sezon başında yapılan işte hatalar, yanlışlar, transferdeki işte başkanın destek olmaması, bu takımı bir iş insanına vermek için bir çaba sarf etti, birilerini aradı. Karaköprü Belediyespor, Sayın yani, Savaş, aciz değil. Yani aciz duruma bırakıyorlar, düşürüyorlar evet. Yani. Hepsi pırı pırı insanlar yani. Yani hepsini tanıyoruz yani. İbrahim Hoca'yı, çalışan antrenörleri, altyapıdakiler, hepsini tanıyoruz yani. Evet. Herkes kurtarmak çabasında ya yani. Şimdi İbrahim, İbrahim de varını yokunu koyuyor ama ne yapsın yani? Elindeki... Transfer olmadı mı, yani bir şey olmadı mı? İbrahim'in de yapacak bir şeyi yok yani. Biz... Çünkü...
takımı kurtarmak için iyi sporcuya ihtiyacın var. İyi sporcu için de para dökmen lazım. Evet. Şimdi bak burada İbrahim Ölüm elinden gelen her şeyi yaptı yani. Hocam geçen sezonki kadro kalmış olsaydı İbrahim Ölüm bu takımı istenen seviyeye getirirdi. Getirirdi tabii. Şimdi burada aynen. Biz hocayla aynen. alakalı bir şey demiyorum. İbrahim Ölüm'ün kalitesi tartışılmaz. Gerçekten kişiliği, karakteri yani futbol anlayışı, mantalitesini çok iyi biliyoruz. Bu takımın başında olması bu kadroyla Karaköprü'ye bir artıdır yani. Evet. Ama sezon başında yapılmayan transferlerden dolayı Karaköprü Spor kaderine terk edilen bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Bunun da işte faturası şu anki puan durumuna yansıyor. 5 puanı var. İşte 15. sırada 15. sırada Altay 5 puan, Ankara 5 puan, Karaköprü 5 puan. En altta da Afyon'un bir puanı var. Şimdi düşme hattında bir Karaköprü takımımız var yani. Ben buradan özellikle yani Karaköprü Spor'un bu ligde kalması lazım. Aynen. Devre arasına kadar bu gençlerle mücadele edip alabildikleri puanı aldıktan sonra kesinlikle ara transferde gerekli yerlere, gerekli futbolcuları almadıkları takdirde bu Karaköprü futbol takımımız düşer ve bunun da bedelini Karaköprü yöneticileri, belediye başkanımız Nihat Çiftçi bu spor kamuoyunda bunun tepkisini görür. O yüzden geçen sezon bu takımı şampiyon etmek için çok ciddi emekler verildi. Yani Besim Hoca olsun, yöneticiler olsun, Karaköprü taraftarları olsun her maçta türbinleri doldurdular, güzel maçlar çıkardılar, şampiyon oldular ve bu takımı bu ligde tutmaları için bu anlatmış olduğum projeleri hayata geçirmeleri lazım. Nedir? Ara transfere kadar toplayabildiklerini toplayıp ve ara transferde nokta transferler yaparaktan bu takım bu ligde kalabilir. Yani çok bir şey de değil. Yani alacağım 4 veya 5 futbolcuyla sen bu takımı bu ligde tutarsın. Evet. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah bizim söylediklerimiz buradan onlara da yansır. Onlar da dinlerler bizi. Üranşehir'i de. Amacımız da o. Evet. Ama Üranşehir de bu hafta da berabere kaldı. Evet. Üranşehir de o da kötü gidiyor. İşte. Ama Kemal Tosun hocayla birazcık bir çıkışa geçti. Çıkışa geçti evet. Evet anda. Yani o da sezon başında Karaköprü'nün aynı kaderini orası da, o yaşıyor. Da yaşıyor. O da evet. Maddi aynen, sıkıntı. Aynen. Yani Urfa Spor maddi sıkıntı yaşıyor. Karaköprü maddi sıkıntı yaşıyor. Üranşehir hakeza öylesine. Yani o yüzden. Bal liglerdekiler maddi yani, sıkıntı yaşıyor. Yazık ya bu genç nüfus yani 800-900 vallahi bin bu böyle genç nüfusun yani kaderi böyle olmamalı. Evet. Yani biz gençlerimizi kahve köşelerinden, madde bağımlılıklarından, kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız için ben bunu özellikle daima söylüyorum. Bu genç nüfusu sahalara, salonlara, yüzme havuzlarına, her yere, yani her yere, buralara çekip sporla birleştirmemiz lazım. Sporla yaşamaları lazım ki bu gençlerimiz kötü alışkanlıktan uzak dursun. Evet. Yani şu an Türkiye'yi tehdit eden en büyük sıkıntı gençliğimiz. Yani madde bağımlılığımız, kötü alışkanlıklar. Ben buradan Sayın Valimize, Sayın Emniyet Müdürümüze özellikle, belediye başkanımıza özellikle, milletvekillerimize eğer gençliği kurtarmak istiyorsanız spora yatırım yapın. Başka bir şey söylemiyorum. Demin Sayın Savaş da hepsini saydı. Eğer gençliği kurtarmak istiyorsanız spora yatırım yapın. Basket olur, voleybol olur, salon sporlar olur, yüzme olur, halter olur. Ne bileyim bütün ben spor dallarına yatırım yapın. Buradan bütün yetkililere, bütün mülk amirlerimize rica ediyorum, sesleniyorum. Bu gençliği kurtarmak istiyorsanız spora yatırım yapın lütfen. Aynen, kesinlikle. Sizden ricamız, isteğimiz yani. Ve takımlara da destek olunsun evet. Ki idol olarak. Yani aynen. İşte bugün Urfa Spor'u idol alsınlar, hedefleri Urfa Spor'da oynamak olsun. Karaköprü Hakez öyle, Üranşehir öyle, Siverek öyle. Yani bu takımların başarılı olacak ki gençler de gelsin. Örnek alacak. Mutlaka bütün bizim mülki amirlerimiz, valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz mutlaka bunun bilincindedir.
mutlaka da böyle bir şeyi istiyorlardır yani. Onlar da gençliğin kötü olmasını hiçbir zaman istemezler. Kesinlikle. Zaten emniyet müdürümüz bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Sayın Valimizin. Biliyoruz, takip ediyoruz. Aynen öyle. Hatta bağımları konusunda Sayın Valimiz çok üzerine gidiyor bu konuda. Ben Valimize teşekkür ediyorum gerçekten. Gençleri hatta yaklaşık geçen hafta da bir paylaşım olmuştu. 7 tane genci bu illetten kurtarmış. Tedavi gördükten işte sonra. Maşallah. Yani Sayın Valime ben teşekkür ediyorum bu konuda. Hemen Urfa Spor'umuza dönelim. Sevgili Mehmet'ten de ricamız Urfa Spor. Bir analiz yapalım. Devreye kadar kaç puan? 11 maçımız var bence. Devreye kadar kaç puan toplayabiliriz? İsterseniz Metin önce senden başlayalım. Bakalım sen kaç puan çıkaracaksın? Sen Savaş kaç puan, ben kaç puan çıkaracağım? Evet, şimdi... Hemen baştaki... Iğdır maçı bu hafta ben... Sayın Savaş yazsın, sen de söyle yani istersen. 3 puan... 3 puan Iğdır'a yazdım. Iğdır maçına Şanlıurfa Spor'a 3 puan yazıyorum. Tamam. Akabinde Eserler Erok maçı deplasmanda 1 puan Şanlıurfa Spor'a yazıyorum. Tamam. Şanlıurfa Gençler Birliği'ne puan yazmıyorum. Bolu Şanlıurfa Spor yine Şanlıurfa deplasmanda 1 puan yazıyorum. Şanlıurfa Keçiören Gücü sahamızda 3 puan yazıyorum. Evet. Ahmet Şanlıurfa deplasmanda 1 puan yazıyorum. Şanlıurfa Pendik sahamızda 3 puan yazıyorum. Manisa Şanlıurfa 0 deplasmanda. Şanlıurfa Çorum 3 puan yazıyorum. Erzurum Şanlıurfa 0 diyorum, puan alamayız o maçta. Kaç puan? Burada 15 puan. 15 puan evet. Yani Metin 15 puan. 15 puan toplarsak siz tutun. 13'te puanımız var. Metin. 28 puan. Sen yaz Sayın Savaş, sen yaz istersen. Ben yazayım şimdi. Evet Sayın Savaş. Ben Iğdır maçına 3 puan diyorum. Evet. Esenler'e 0. Urfa Gençler Birliği maçına 1 puan yazıyorum. 1 puan. Bolu Urfa Spor maçına 0 puan. Urfa Keçiören'e 3 puan yazıyorum. 0 bize. Bizim sayımız önemli. 0 diyorum. Ahmet... Keçiören'e yazdınız 3 puanı. Biz puan almadık yazdım. Ben Urfa Spor'a mı? Urfa Spor, Keçiören'le sahamızda oynuyor. Sahamızda Urfa Spor'a mı 3 puan? Tabii. Tamam. 3 puan. Evet. Ahmet 0 puan diyorum. Sıfır. Ahmet'e gidiyoruz. Tamam. Urfa Spor Pendik 3 puan diyorum. Urfa Spor'a 3 puan. Manisa'ya deplasmana gidiyor 0 puan. 0. Şanlıurfa Çorum 3 puan. 3 puan. Erzurum'a gidiyoruz 0 puan. 3, 6, 9, 10, 13 puan. 13 mi? Bir daha say. 9, 3, 6, 9, evet, 12, 13. 13 puan. 13 puan. 13 puan alırsa? 13'te şu an puanımız şu an var, 26. 26 yaptı diye düşünüyorum ben. Ben şey yapayım, Sayın Savaş yaz istersen. Nerede? Iğdır değil mi? Iğdır, evet. Evet. Iğdır, 1 puan. Tamam. Iğdır, sonra kimle oynuyoruz? Kupa maçını geçelim. Kupayı geçelim. Esenler Erok. Deplasman. Deplasman. Erok yazmıyorum ona. 0. 0. Evet. Gençler Birliği 3 puan. Evet. Bolu 3 puan. Deplasmanda. Ha, deplasman mı buydu? Ha, pardon, deplasman bu. 1 puan. 1 puan. Evet, Bolu. Evet. Keçiören 3 puan yazıyorum. Evet. Ahmet 3 puan yazıyorum. Deplasman. Yener miyiz? Yeneriz diyorum Ahmet'e. Evet. Orada. Vay be. Başka? Takıma güveniyoruz. Devam et. Şanlıurfa, Pendik mi de? Evet, Pendik. Pendik 1 puan. Evet. Manisa 1 puan. Deplasmanda 1 puan. Evet. Çorum. Sahamızda. Sahamızda 3 puan. Evet, Erzurum. Erzurum deplasman 1 puan. 1 puan. Evet. Belki biraz değişiksin analizden. 17 puan çıkar diye besen. 17 puan. 16 mı 17 puan çıkarttı. 13'te şimdi çıkardı. Var 30. Evet. 30 puan. 11 maç 17 puan. 17. Evet, yani bizim analizimiz o.
İnşallah. Genel toplamda 17, 13 daha 30. 30. 30. Ben 28 puan çıkarttım toplama. Ha, tamam. Halil abi 26 puan, siz de 30 puan olarak. 30. Yaz bunu. Yerliği. Şimdi bunu bir tarafa bir yaz. Tarafa not, yaz. Not alıyorum tamam. Ben. Benden notum yani, kalacak. İlk yarı sonuna kadar olan. Not sende kalsın. Tamam, abi. Not bende kalsın. Yani bu 11 maçlık periyot. Periyot. Şimdi önümüzde bir Iğdır maçı var Metin. Evet. Iğdır son zamanlarda bildiğin gibi zaten forumda 10 kişi kalan Manisa Spor'u 1-0 yendi. Bizim için avantaj mı dezavantaj mı? Yani şimdi hadi. Şöyle Iğdır aslında sezonun ilk 4 maçında flash skorlar alarak liderliğe kadar gitti. 3-4 hafta lider olarak devam etti. Tabii o zamanlar ligin ilk çıkan takımı kimse tanımıyor. Futbolcular çoğu zaten bu ligin oyuncuları, kaliteli ayaklar var. Yalnız işte takımları tanımadığı için 3-4 hafta bir de kendisine denk olan takımlarla mücadele etti. Bunun da şeyini aldı. Puanlarla birlikte semeresini aldı diyelim. Ondan sonra bu ligin işte şampiyonluğu oynayan takımlarıyla oynayınca da üst üste puanlar kaybederek orta sıralara kadar geldi. Evet. Ve Şanlıurfa Spor bana göre genç koşan, mücadele eden bir takım. Iğdır deplasmanda özellikle çok puan alan bir takım değil. Yine Erkan Hoca'nın bu Adana maçındaki taktiğini yine bu maçta da göreceğiz. Eğer Şanlıurfa Spor yine ilk dakikalarda gol bulursa ben Iğdır maçını da rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum o konuda. Iğdır daha çok yani ortalama futbolcu yaş ortalaması bize göre yüksek bir takım. Onlar da belli bir 50-55'e kadar oynayan, mücadele eden bir takım görüntüsünde. Şanlıurfa Spor genç koşan, mücadele eden bir takım olduğu için özellikle dediğim şekilde önemli olan Şanlıurfa Spor'un gol atarak maça başlaması. Yani maça başlaması derken gol maçın lazım. Tabii ilk yarısında herhangi bir dakikada da olabilir. Şanlıurfa öne geçtikten sonra Iğdır'dan rahatlıkla ben puan alacağımıza İnşallah. Düşünüyorum. Evet. O konuda takıma güveniyorum. Sayın Savaş, Iğdır maçı önemli. Evet. Yani buyurun, sen de düşüncelerini alalım. Habib Kavak selam göndermiş. Aleyküm selam Habib hocama, biz de selamlar buradan Urfa gönderiyoruz. Urfa Spor'a destek olan takım çok can yakar. Hem taraftarları sahaya çekmek için mesaj atmış. Bir de mülki amirlerimizi de sahada şeref türünde görmek istiyor. Onlar hepsini zaten dile getirdik. Evet. Habib hocam da iyi bir spor sever. Yıllardır sporun içinde. O da destekliyor Urfa Spor'u. Buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Vakıf etmiş kendi kendisinin evet, gibi. O da gençlere vakıf etmiş. Tebrik ediyorum. Evet, aynen öyle. Tabii şimdi Iğdır sezonun başında çok böyle müthiş bir başlangıç yaptı. Çıkış yaptı. 3-4 maça kadar başarılıydı. Daha sonra bir çöküşe geçti. Tabii bu lig öyle bir şey ki yani bir hafta bakıyorsun süper bir top oynadı. Diyorum ki bu takım bu ligin en iyisi. Bir hafta sonra o futbolu göremiyoruz. O başarıyı, o galibiyetleri alamıyorlar. Ben burada bunu anlatıyorum. Diyorum ki bir takım bir maça nasıl devrede hafta içi hazırlanırsa, moral motivasyonunu yüksek tutarsa o sahaya yansıyor. Aynen. Bunu her hafta kim sağlarsa o takım başarılı olur, puanlar alır. Ben Ankara Gücü maçında Urfa Spor'un işte iyi oynadı ama Ankara Gücü'nün müthiş futbolu, dedim ki bu ligin en iyi takımı. Daha sonra Ahmet'i izledim, dedim bu ligin en iyi takımı Ahmet. Daha sonra işte Iğdır'ı izledim. Yani bazı maçlarını. Dedim ki en iyi kadro Iğdır. En iyi futbol Iğdır. Ben burada her takım aynı futbolu her hafta çıkaramıyor. Çıkartamıyor. Bundan dolayı her takım her takımı yenebilecek güçte, kuvvette diye düşünüyorum. Adıyaman'ı Malatya'yı çıkarıyorum. Bana göre bu hafta formda olan, iyi hazırlanan Urfa Spor eğer Adana maçındaki gibi moral, motivasyon, hazırlığı ve türbin desteğini arkasına alırsa
bana göre Urfa Spor oradan galibiyetle çıkar diye düşünüyorum. Yeter ki tribünleri dolduralım. Yani ben buradan hem sayın yönetimimize, hem belediye başkanlarımıza, yani spor kamuoyuna bu maça herkesin gelmesi lazım. Yani burada yaklaşık 15 bin taraftarı topladığımız takdirde bu 4-1'lik Adana Spor galibiyetinden sonra hem futbolcu kardeşlerimizin moral motivasyonu, hem yöneticilerin hem teknik ekibin, bir de spor taraftarların oraya bu atmosferi yansıtırsa bana göre oradan 3 puan alırız. İnşallah. Ve deplasmana kime gidiyoruz? Hemen Iğdır'dan sonra Esenler Erol'a gidiyoruz. Yani daha güzel bir şekilde, daha iyi bir şekilde çıkarız diye düşünüyorum. İnşallah. Maça bekliyoruz. İnşallah. Hemen Metin, son sözleri alayım senden. Sonsa bu arada grubumuzda Eserler Erok Keçiören Gücü maçı var. 90+2. dakika. Eserler Erok 2-1 önde. 2-1, evet. Evet. Onlar da şu anda 15 puanla 3. sıraya yerleştirmiş oluyorlar. Evet. Ben iki tane gelen şey vardı. Özellikle yönetimden Giray Küçük'ten Ömer Şeyhanlıoğlu ve Cumali Sevgili mesaj atmış. Üyelik konusunda Şanlıurfa Spor'a üye olmak istiyoruz. Üyelik için yönetimin üyeliğin önünü açmasını istiyorlar. Ben bu konuda gerçekten de hak veriyorum. En son geçen hafta da konuşmuştuk. Üyelerin silindiği dönemde bu üyelik konusunda maddi gelir açısından 1000 lira üyelik başına ücret alınıyor. 120 TL'de yıllık aidat, yani 1 milyar 120 lira para ödeyeni üye yapmaları gerekiyor. Bu konuda da Giray Küçük Başkanımıza buradan yine seslenelim. Üye olmak isteyen taraftarlarımız için üyeliği açsınlar ki aslında millet üye olsun, tabii, para da üye olsun. Urfa Spor buradan da bir maddi gelir elde etsin, evet, diyorum. Evet. Ben de teşekkür ediyorum bu saate kadar bizi, evet, izlediğiniz ve konuk ettiğiniz için size. Biz de teşekkür ederiz Sayın Şan'a. Güzel yorumlarda bulundunuz. Dillerinize sağlık. Sayın Savaş, son sözleri alayım. Evet, yine söylüyorum. Bütün taraftarları bu Iğdır maçına bekliyoruz. Bu önemli, evet, bir maç. Ben özellikle Urfa Spor'un devre arasına kadar toplayabilecekleri puanlar çok çok önemli. İkinci devre biraz daha zorlu maçlar geçecek. Biraz daha ara transferde takımlar takviyeden dolayı daha güçlü maçlar olacak diye düşünüyorum. O yüzden bu tür maçlarda sahamızda kesinlikle 3 puan almamız için her konuda destek olmamız lazım. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Protokolü Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, yani Kasım Bey de özellikle bu maça bekliyoruz. Böyle birlik beraberlik içerisinde bir görüntü verirsek iyi olur diye düşünüyorum. Tabii Karaköprü de herhalde bu hafta İskenderun'a gidiyor. Ona da başarılar diliyorum. Viranşehir Çorlu deplasmanına gidiyor. Ona da başarılar diliyorum. Elimizden geldiği kadar takımımıza sahip çıkmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Takımımızı seviyoruz. O yüzden burada bazı konuları işledik. Bütün konuşmalarımız Urfa Spor'un menfaati için, geleceği için diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Peki, teşekkür ederim Sayın Savaş, Sayın Şenay. Güzel yorumlara renk kattınız gerçekten. Evet sevgili futbol severler, her şey Şanlıurfa Spor için. Bu haftada Iğdır maçı, cumartesi günü saat 4'te inşallah galip geleceğiz Allah'ın izniyle ve yolumuza da devam edeceğiz. Hem Karaköprü Belediye Spor'umuza, hem 3. Lig'deki temsilcimiz Viranşehir Belediye'ye, Bal Ligi'ndeki takımlarımıza, Süverege, Viranşehir'e, ondan sonra süper amatördeki takımlara, birinci amatördeki takımlara, bütün gençlerimize, hepsine başarılar diliyoruz. Ama ilk hedefimiz tabii Şanlıurfa Spor. İnşallah bu hafta 3 puan alırsak çok daha çok mutlu olacağız. Bir hesap yaptık. İnşallah o hesabı bakalım nerede tutacak o hesap. Evet, programı kaçıranlar için yarın saat 12'de tekrar var, izleyebilirsiniz. Şeyi unuttum ben, İsmail Mutlu ve Ali Çizmecioğlu da bizi izliyor. Onlara da buradan selamlar, sevgiler buradan gönderiyoruz. Sizden de selamlar. Sizden de selamlar buradan gönderiyoruz. Kaçıranlar için yarın 12'de tekrar var, izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar efendim.